Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Yine bir Perşembe günü. Değerli program ortaklarım, gazeteci Ekrem Balıbek ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer ile birlikteliğimize yine çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz stüdyomuzda. Yine nostalji yapacağız. Sizleri yıllar öncesine götürüp çok özel bir mahallemiz hakkında sohbetimizi sürdüreceğiz. Öncelikle ben hemen konuklarımızı size takdim etmek istiyorum. Sayın Nurhan Altınel. Sizler Eczacı ve Atatürk Düşünce Derneği'nin evet. eski başkanı olarak evet. biliyorsunuz ama bugün programımıza katılma amacı çok daha farklı. Evet. Eski Kuyumcular Mahallesi üzerine sohbetimizi edeceğiz. Ve çok değerli muhtarımız Abdullah Küçükoğlu da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza. Şehrimizin tam ortasında çok aktif, hareketli bir noktada yer alan bir mahallemizi değerli izleyicilerimizle konuşacağız, geçmişe götüreceğiz. Bu noktada ben hemen sabırsızlanıyorum sizin bizlerle paylaşacağınız konular hakkında. Teşekkür ederim. Tabii eski kuyumcular üzerinde konuşmaya başlamak biraz kolay olmayacak. Ben o mahallenin esnaf sakinlerinden biriyim. Yeşilli bölgesi de o semte ait. Ben de aşağı yukarı 50-100 yılın üzerinde bir süredir o semtteyim. İş sahibi olarak yahut da gazeteci olarak. Tabii bunları biraz işte nefeslenmek için söylemiş sayın lütfen sizin program açış sözleriniz işte biraz nostalji yapacağız yine dediniz. Aslında biz nostalji sözcüğü arkasında bir başka tür hizmet yapıyor gibiyiz. Ben öyle sanıyorum. Yolda çeviriyorlar. İşte filanca konu diyelim ki son programlar neydi? Milli Kuvvetler Caddesi. Filanı unuttunuz diyorlar. Biz de işte ne Ahmet Bey'in ne benim defterlerimiz yani tapu sicili değil. Elbette arada bir unuttuklarımız olacak diyoruz. Bunu söyleme ihtiyacını şuradan hissediyorum. Balıkesir daha önce çok sık biçimde söyledik ama tekrara ihtiyacımız var. Dününü tam bilmiyor. Balıkesir nedir ne değildir onu bilen yok. İşte Balıkesir ilçemizde 46 bin kişi yaşarken Balıkesir merkezi, vilayet merkezi ya sancak dediğimiz bir yerleşim merkezi 14 bin nüfusu var. Balya'da bayan garsonların hizmet verdiği restoranlar var. Balıkesir'de 3 tane kebapçı dükkanı var. Bunları söylediğinizde hep bugünü tasarlayan düşünceler Allah Allah öyle mi falan diyorlar. Şimdi öyle mi böyle mi demektense bir takım konuları getirmek lazım. Dün Balıkesir üzerine gerçekten yoğun çalışmalar yapan, araştırmalar yapan Sayıştay Başdenetçiliğinden emekli hemşehrimiz Sayın Semih Canova ile konumuz yine buydu. Araştıranlar belgeye itibar eder. Ama bazı konular var ki belge yoktur. Az önce işte Ahmet arkadaşımız Sayın Muhtar'a sordu. Muhtarların resimleri var mı? Bu bir belgedir. Ha belge yoksa canlı tanık arayacaksınız. O zaman canlı tanıklar var. Bunları günümüze taşımak bence hani belki övünüyor duruma geçeceğiz ama bir hizmettir. Balıkesir'in yaşamına, sosyal yaşamına, kültürüne, tarihine, coğrafyasına dolaylı bir hizmettir. Aslında büyük bir katkıdır. Çünkü bilmiyoruz. Nurhan Hanım'ın arkasında Balıkesir Devlet Demiryolları istasyonu görülüyor. Yani fotoğraf olarak. Canım ne zamandan beri var? 1912'den beri var. 12 dediğiniz vakit demek ki 96 yıl olmuş. Veya 97 yıldır, 95 yıldır orada. Yahut da geçen gün Ahmet arkadaşımızla tartışıyoruz. Hani Balıkesirlilerin bir anlatımı vardır. Böyle yolun ortasından gidenlere söylerler. Yolun ortasından gitme, belediye binası gibi duruyorsun falan derler. İşte belediye binası yıkıldıktan sonra şadırvan yapıldı gibi bir hesaplama var. Hiç de öyle değildir. İşte şadırvan Hüseyin Ağa şadırvanıdır. Öteki de Mehmet Ali Bey şadırvanıdır. Daha sonra Ömer Ali Bey'in deprem sonrası yenilediği bir şadırvan vardır ama dördüncü bir şadırvan da ben dün öğrendim. İşte Paşa Camii'nin arkasında bir şadırvan. O da çok eskiymiş. Ha demek sizin yaşınız 75 olsa, 80 olsa, 35 olsa öğrendikleriniz yeterli değil.
Evet. Balıkesir'in size öğreteceği çok malzeme var. Tanınmasını isteyen çok malzeme. Aman elinde bana da uzat da ben de iki kelime ile hemşerime sesleneyim diyen yapı, kişi, malzeme, kitap, gazete, dergi, fotoğraf özellikle. Çok şeyler var. Ahmet arkadaşımızla biz Nurhan Hanım'ın eczanesine de uğradık. Tabii yoklamada hep kaybettiniz. Yerinizde evet. Yoktunuz. Ankara'daydım evet. Ben. Evet. Kuruldaydım. Ha niye gidiyoruz? Şimdi Ahmet arkadaşımız da dün affedersiniz iki lokma yiyoruz. Ya hükümet konağının inşa halinin fotoğrafını bulur muyuz? Buluruz tabii. Ha niye buna ihtiyaç hissediyorsunuz? Gidersiniz bugünkü halini saptayan bir fotoğraf çeker ve gösterirsiniz. Ya hükümet konağımız budur dersiniz. Oysa o ne zaman yapıldı? Kaç liraya yapıldı? Kimin döneminde yapıldı? Bunların da bilinmesi lazım. Evet. Ha şimdi buna bir amatör heyecanla baktığımız için biraz keyif alıyoruz. Ama hemşehrilerimizin tepkisi, inanın geçen hafta da söylemeye çabaladım. Balıkesir'i tanıma heyecanından kaynaklanan çok samimi, çok ne diyeyim böyle yürekli bir tepki. Böyle olunca biz de işte bu yaşımıza Ahmet arkadaşım 74'ten 75 yaşındayım. Birer ilkokul öğrencisi gibi koşturuyoruz, fotoğraf arıyoruz, canlı tanık arıyoruz. Kayıtlı bir yerlere yazılmış iki satır yazı arıyoruz. Bunları anlatmaya çabalıyoruz. Paylaşıyoruz. Yani amacımız bugünün Balıkesirlisini dünün Balıkesirini anlatmak. İşte Tanrı rahmet eylesin. Geçen yıl burada oturduk, şu köşede oturduk. Eczacı Muammer İçpınarcıoğlu işte büyük depremi konuşuyoruz. 6 Eylül ilk öğretim okulunun bulunduğu yer, bugün kısmen Park Belediye'ye ait orası. Orada bir hamam varmış. Depremde yıkılmış, hanımlar içeride kalmışlar çıplak vaziyette. Fatma Hanım. Ha şimdi bunu söyle, hadi canım orada hamam yoktu, bahçeydi orası diyenler var. Filanca yeri söylüyorsunuz, ya uyduruyorsunuz orada o yoktu diyorlar. Dün Garipler Mezarlığı'nı konuşuyoruz Semih Bey'le. Nerede başladı, nerede biterdi? Başlıyor, nerede biterdi? İşte Muharrem Asfi Lisesi'nin kuzeyinden başlardı. Soluğan, Sülüklü Çeşme'ye kadar sürerdi. Sonra Odun Pazarı oldu. Daha sonra işte 6 Eylül Hayvan ve Emtia Panayırı oldu falan. Bunları bugünün insanına söylediğinizde yok canım olur mu öyle şey orası diyor zaten diyor cambaz meydanıydı diyor. Nereden nereye geliyorsunuz? Mezarlıktan cambazların oynadığı bir alana geliyorsunuz. Cambaz o bakımda cambaz Ali. Ben hatırlıyorum evet, o cambaz. Semiha Yankı'nın babası yani evet. Onlar. Panayır yeri olduğunu hatırlıyorum. Ha, şimdi sözü tamamlayalım. Eski kuyumcular, şimdi Ahmet Bey iyi diyor bana, baktın mı diyor eski kuyumcular kelimesi nereden geliyor diyor. İşte ben de tabii biraz latife olsun, biraz böyle heyecanımız yatışsın diye kuyumcuların eskisi orada toplanmış da ondan falan diye sulu cevaplar vermeye çabalıyorum. Tabii Balıkesir'i kurumlarıyla, yapılarıyla, eserleriyle anlatmanın ötesinde canlı tanık dediğimiz kişileriyle anlatmanın keyfi, önemi daha farklı. Ben öyle inanıyorum. Sizlerin ağzından bir semti tanımak kadar güzel bir olay yok. Ben gazeteci olarak ne kadar yazsam, işte onlar hem didaktik kayıtlardır hem pek şeyde uyandırmaz. Ama bu yayını izleyen birisi çıkar da ben Abdullah Bey ya da Nurhan Hanım'ı dinledim, onun ağzından duydum yahu derse bu ciddi bir olaydır. De biz de bu ciddiyeti Balıkesir'e taşımak için aracılık yapan kişileriz. Çok evet, teşekkür ederiz. Çok büyük bir hizmet veriyorsunuz Balıkesir'e. Sağ olun. Şimdi Ayşegül'ün adına da program adına da ben size hoş geldiniz. Bir vakit ayırdınız sağ olun. Abdullah abi siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İşte bizim biraz dedik ya nostaljik ağırlıklı programlarımız. Çok güzel, evet. Şimdi bu haftada yani Eski Kuyumcular Mahallesi diye Nurhan Hanım'ın daha çok yaşadığı, bulunduğu, sizlerin de bu muhtarlığı yaptığınız bir mahalle. Şimdi şöyle soracağım Abdullah abi. Kaç nüfus var senin mahallende? 1200 var. 1200. Peki şöyle bir çizgileri çiz bakalım. Nereye kadar geliyor? Çizgiler ana farkalardan belediyenin, bu eski belediyenin şimdi ayrılan yerden tut. Ta istasyon şeye kadar, nedir o gazinosuna kadar, oradan dön, hükümetin bitiminden sonra Kızılay Caddesi olarak geliyor.
O şey içinde. Karşı taraf 6 Eylül Mahallesi oluyor. Evet. Burası bize ait oluyor. Evet. Öbür tarafı şey Hacı Dumlupınar Hacı Bey. Dumlupınar oluyor. Bir de Ali Hikmet Paşa Paşa'mız Ziraat Bankası da bizde. Ziraat Bankası da bizde. Bizde orada tamam. Öyle. Öyle. İstasyonun tamam. Ta şeye kadar. Peki abi, kadar. Şimdi bir de anmış olalım. Sizden önce kimler muhtarlık yaptı burada? Benim bildiğim işte Mustafa Marangoz Mustafa. En sonunda da birkaç kişiler girdiler çıktılar ama onlar böyle hemen bıraktılar geldiler. Ben öyle anlıyorum. Ahmet Bey 23 yılı yaptı bunu. Şapkacı abi değil mi? Şapkacı evet, Ahmet. Evet. Bu sefer Haziran ayında ben bırakacağım dedi. Ben de azaydım orada. Bana şey yaptılar. Tevdi edildi. Evet. Ama şöyle bir şey var. 1945 yılında Ahmet Yavaş apartmanın olduğu yer arsaydı. Biz oraya odun kömür sattık orada. Mangal kömürü 7 kuruş. Odun da 100 paraydı. 2,5 kuruştu. Ve o dispanserin olduğu yerde bir şey yoktu. Meydanda bisiklete binerdi çocuklar orada. Sonra bisikletçi Sami kiralı. Cambazlar falan gitti. Mustafa vardı. Doğru. Şey Mustafa. Haydar vardı. Bisikletçi Haydar. Bisikletçi Haydar. Kalın camlı. Bir de yaşlı bir amca vardı. Hatta ona ihtiyar derlerdi. Daha başka öyle diyorlardı. Öyle moruk derlerdi galiba. Affedersiniz. Moruk diyorlardı. Onun da yazık. Bisikletlerini alır alır kaçarlar çocuklar. Gelmezler, kırarlar, dökerler. Bırakırlar yarı yolda. O da öyleydi. O zamandan beri oradasınız. Yani ben o zamandan beri 45-50'ye kadar oradaydık biz. 50'den sonra bir ayrıldık ama 80 yılında ben yeniden oraya geldim. Yeşil Caddesi'nde oturuyorum. Ondan sonra. Evet. Şimdi bunlar şöyle bir caminin, bizim caminin yapılış şeysi Ahmet Bey 1341'de başlıyor. Umur Bey Camisi 1343'te bitiriliyor. Bizim camimiz. Hani oradaki cami. Ondan sonra bu Hacı Gaybi de bir şahıs geçmiş. Bu şeyin Gürsel Apartmanı fabrikanın arkasından geç yukarıya doğru tamam. Dönüyor. Ta Oralların evine kadar. Hacı Gaybi sokak oluyor. Oluyor. O birinci şey. Ondan sonra işte biraz evvel Ekrem Bey'in dediği gibi eski kuyumcular deyip de kuyumcuların toplandığı yer diye şey yapılıyor. Umur Bey de işte bu caminin şeyinden geliyor. Umur Bey 3 tane isim oluyor bizim mahallemizin. Mahallede. Evet. 3 tane isim oluyor. Şimdi yerleri şöyle biraz daha Abdullah Bey'in tanımına göre söylediği odun kömür sattık dediği yer bugünkü Verem'le Savaş evet. Dispanserinin Muharrem Asbi Un Fabrikası'nın o bölgedeki yerler. Verem Savaş Dispanseri'nin karşısı Yavaş tabii. Apartmanı diyor. Altında işte bir dönerci İskender Döner var. Şu anda öyle. Hanedan dönercisi. Evet. O bölgeyi söylüyorsunuz. Evet. Zaten hemen Ekrem orada Bey, karşıda Umur Bey Camii var. Şimdi caminin önüne gelen sokak yoktu eskiden. Evet, evet. Burası Nafa'dı. Yani bugünkü şeye göre ne oluyor? Nafa? Bayındırlık. Bayındırlık oluyor. Öyleydi yani orada atölyesi vardı. Bilmem ta bizim o köşeye kadar gelirdi. Siz kapalıydı biraz eskisiniz yani Abdullah Bey. Efendim? Yani tevellüt soracağız da. Tevellüt bugünkü, bugünkü öz merkezin olduğu yer. Önü geniş evet. Bir cadde. Evet. Orada atölyeler vardı orada. Derlerdi. Atölye bu tabii. Şeyin cer atölyesi derler evet. Ya. Şu fotoğrafta Nafa'nın olduğu yerin boş eski bir fotoğrafını 1929'a ait bir fotoğraf size buldum göstereyim. Evet. Çok, çok nostaljik. Çok evet. Değerli bir fotoğraf. Bu Nafa'nın o şeyin öz merkezinin olduğu yerdeki boş arazi şu anda. İşte o arazi ama sonra arazi hale geldi biliyor musun Ahmet Bey? Çünkü o caminin karşısında Sümer fotoğrafçı Sümerler vardı. Necmi Sümerler. Onların Necmi iki katlı evleri vardı onların. Kadri Necmi Sümerler. Evet. Zaten cadde diye bir şey yoktu evet. Orada. O caminin önündeki cadde de sokak da yoktu. Bunlar sonradan açıldılar hep. Evet, bir de şimdi bizim sokakta bizim o Yeşilli Caddesi'nde evler en çok bir katlı, iki katlı. Zaten evler. Hepsi bahçeli evlermiş oralarda. Şimdi oralarda da soracağız. Köşede o yani. Şey var ya, 7. yıl apartmanı. Orada iki kanatlı büyük kapılar vardı. Bir yüzbaşı oturuyordu. O yüzbaşına bir asubay çarpıştılar burada şeyin üstünde. Erkek sanat. Erkek sanat uçak. Yani ben onu da hatırlıyorum. Evet, dışişini uçağını hatırlıyorum. Zaten ben 1945 yılının 46 yılına geçerken sanat okulu Gazi Okulu'ndaydık. Sanat okulu buraya geldik o sonra buraya, evet. Ha, buraya geldik. Ama işte o sene oluyor. 45'te 46 yıl. Ve ben de Çayırsarlı'yım. Biz köydeyken de uçaklar düştüğü zaman geldiniz bir bakalım. Tanesi demir atölyesiyle tesviye atölyesinin arasına düştü. Işte, evet. Çocuklar bir bakarsın ikide bir parmak bulurlar. İkide bir şey parça bulurlar, evet. Şey bulurlar. Yüzük yaparlar ondan. O tabii. Şekilde.
Evet. Şimdi yine devam edeceğiz tabii. Şimdi biraz da Duran Hanım'la konuşalım tamam, da gene devam edeceğiz. Tabii. Duran Hanım, şimdi kardeş biz tabii eczacılık tarafınız ayrı. Bugün nostaljik konuşuyoruz. Biz sizi baba olarak Emniyet Müdürlüğü'nde yıllarını vermiş Balıkesir tabiriyle tarihi memur, tarihi, sivil memur diye geçen Mustafa abinin kızısınız. Evet. Efendime söyleyeyim, elbette ki Mustafa abinin bu memlekete çok büyük hizmetleri var. Onun yanında bir hatırlayacağım bizim Tahsin Somukran abimiz vardı, Hamdi abimiz vardı değil mi? Bunlar hep evet, tarihi memurlardı. Evet, evet. O devrede evet. Yani ben şimdi şöyle biliyorum, onu merak ediyorum. Siz baba olarak Karadenizlisiniz. Balıkesirli anneniz mi Balıkesirlisiniz? Evet. Buyurun. Şimdi siz aslında Artvinlisiniz değil mi? Babam Artvinli. Bir amcalarım, amca çocuklarım hepsi oradalar. Ama dedem, annemin babası Balıkesirli. Şöyle hükümetin karşısında şu anda Sami Gökdeniz'in yazıhanesinin olduğu, altında Eti Güzel denen bir yerin olduğu köşe dedemin evi. Enteresan. Babam Balıkesir'e ilk tayin olup geliyor. Hükümet konağına bir görevli. Bir dakika sözünüzü kesiyorum. Sütçü haklılar evet, deniyor değil sütçüler mi size? Siz dayınız sütçüler oluyor değil mi? Evet. Haklı. Evet. Hakkı. Öyle hatta Birlik Spor diye bir spor kulübü varmış. Orada da futbol oynarmış. Çivi hakkı imiş. İmiş işte. Evet buyurun. Dayımın. Evet buyurun. Oraya babam tayin olup geliyor. Bir gün müdürü çağırıyor. Diyor ki Altınel gel buraya diyor. Bak diyor şu karşıdaki köşedeki evden çıkan kızı görüyor musun diyor. Annem, anneannem bir de bizim meşhur Zeliha ninemiz vardı. Şimdi onu anlatacağım size. Evet, evet, erkek Zeliha derlerdi. Kuvayi Milliye'deki hizmetinden dolayı. Onu anlatacağım şimdi size. Çok enteresan bir olay. Ben diyor sürekli bunu izliyorum diyor. Çok temiz, çok iyi bir aile diyor. Ben diyor bu kızı sana düşünüyorum diyor. Aman beyim diyor ben yabancıyım. Balıkesir'in yerlisi, esnafı bana kız verir mi diyor. Alırız diyor. Ya o babamın aklına sokuyor. Babam da oradan annemi görüyor kafasına. İyice yatıyor. Gidiyorlar dedemden istiyorlar. Dedem geliyor. Bir tane kızım var diyor. Ben memura kız vermem ki diyor. Alıp gidecek, tayin alıp gidecek diyor. Ben diyor Zekeriya Erkuş emniyet müdürü o dönemde. Ben diyor basarım evi alırım senin kızı diyor. Dedem de o zaman diyor ki o zaman bana Eşraf'tan 3 tane kefil göster. Ben sana kızı vereyim. Oo, kefilin bir tanesi Kaya Avni Sağlıkçı'nın babası. Babası. Kefilin bir tanesi Eczacı Azmi Bey. Kefilin evet, bir Azmi tanesi Sokol. Ataklıların gözlükçü imam oo, denen. Enteresan insan. Evet. Bunlar babama kefil oluyorlar. İşte tayin olup gitmeyecek. Çarşıya pazara tabii o devir daha şeydir. Çarşıya pazara alışverişe çıkarmayacak. İşte babama kefil oluyorlar. O gün şartlara göre. O şartlarda evleniyorlar. Sonra babam Balıkesir'i çok seviyor. Balıkesirli de babamı çok seviyor. Yıllarca 39 yıl bir fiil hiçbir yere tayin olmadan görev yapıyor. Bir defa Gaziantep'e tayinimiz çıkmıştı. Balıkesir sokakta yürüyüş düzenledi. Göndermeyeceğiz diye. Maşallah. Evet. Sonra da Emniyet Genel Müdürlüğü Balıkesir'de kalmasına karar verdi. Ne kadar güzel. Evet. Nur Hanım şimdi bir de ben sizden şey duydum. Enteresan geldi bana da. Yani oraların demek ki yaşınız nasıl maşallah o nasıl biliyorsunuz. Mesela hükümetin olduğu yerlerde kuyu ve dibek taşı evet, vardı diyorsun. Evet. Herkes şimdi gelir bakın, bu dibek taşında. Hükümetin şu anda bu şeye bakan, köklü iş yanına bakan yüzü öyle değildi. Sonradan ilave yapıldı öne o bina. Orası önünde bahçesi vardı. O tarafta bahçesi vardı. Hükümetin bahçesi vardı. Evet, hükümetin bahçesi vardı. Sonradan ilave bina yapıldı oraya. Zaten tarafa. Hükümetin içinde de böyle bir boş alan vardır. Evet, evet. Demek ki böyle. O sonradan yapıldı. Arka taraf için kastediyorsunuz değil mi? Arka taraf. Köklü hani deniz, denizlerin tarafa. Evine doğru. Denizlerin evine doğru. Doğru. Evet, yani sonradan ön tarafa ilave bina yapıldı. Tam orada ortada kocaman bir kuyu. O kuyunun aşağı yukarı yerden yüksekliği şöyle yarım metre falan kapatılmış üstü. İtfaiye oradan su alırdı ve orada derlerdi ki bunun altından dere akıyor. Bizim de evin bahçesinde de bir kuyu vardı. Dedim onu temizletmeye çalışır, bir türlü temizletemez. Su kesilmezdi, o kadar bol su vardı. Çekerler çekerler temizleyemezlerdi. Yani boş dibini bulamazlardı. Orada o kuyunun başında bir tane dibek taşı vardı. Bütün mahalleli orada gelir, bulgurunu, tarhanasını yapar, o şeyin kuyunun üstüne serer.
Orada kuruturdu. Tabii o zaman trafik yok, hiçbir şey yok. Tabii. Kadınlar da eşekler var. Evet. Kadınlar da gelirler, örgülerini alırlar. Orada hem şey kuşlardan korumak için tarhanalarını, bulgurlarını beklerler. O ne güzel. O, öyleydi. Biz de orada çok oyun oynadık. O kuyunun üstünde. Nurhan Hanım, bir de şöyle bir şey var. Zaten bu postane yapılırken evet, daha o sizin söylediğiniz, tarif ettiğiniz yerde bir de inşaatlar yapılmıştı. Evet. Ama böyle ark gibi sular aktı. Evet. 3 sene 5 sene böyle o suyu kesemediler. O suyu kesemediler. Hani doğru yani, oradan geçtiği belki de öylemiştir. Postaneden de yeni yapılan bu postanenin 3 sene falan su aktı oradan, böyle büyük su. Şimdi işte onlar evet, konuyu buraya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana konuşma fırsatı çıkıyor. Balıkesir uzun yıllar su sıkıntısı çekmiş. İşte kuyulardan falan idare etmişler. Türbe dedikleri işte semt çeşmeleri var. Alabada türbe, sıra çeşmeler falan bir takım isimlerle anılan. Da Hacı Çilingir Hasan Efendi suyu derler. Yahut da işte Keçici suyu. Köseler Köyü civarından getiriliyor. Evet. Balıkesir hep su sıkıntısı çekmiş. Buna çare bulmak ya da bir teknik inceleme yapmak üzere bir profesör çağırmışlar. Herzog isimli bir profesör. Almanya'da. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli. Hı hı. Onu çağırıyorlar. Ben merhum Cumalı amca dediğimiz İbrahim Cumalı'dan dinledim. Herzog Balıkesir'de bir 10-12 gün kadar inceleme yapıyor. Ve şöyle bir rapor veriyor. Bu raporun belediyede saklı olduğu söylenir. Cumalı'da belediye meclisi üyeliği yaptı uzun yıllar. Suyun üzerinde olduğu halde susuzluk çeken şehir diye rapor vermiş. Balıkesir'in en çukur yeri, şimdi Kurtdereli Spor Salonu diye bildiğimiz yerdir. Herzog'un raporuna göre. Şimdi Nurhan Hanım'ın söylediği kuyu, o doğrudur. Biraz halen su, duruyor o kuyu orada. Evet, çarşıya doğru, Yeşilli Camii'ne doğru geliyorsunuz. Orada konak lokantasının önünde sağlıkçı apartmanı yapılırken bir kuyu açıldı. Korkunç su bulundu. Kervansaray'ın orada korkunç su bulundu. Hasan Baba Çarşısı'nda vardı, su vardı. Caddesi benim iş yerimin olduğu yerde Alparslan Sokak'ta ben işte matbaa inşaatı yapılırken suyu kesemedik. Yavaşçalar apartmanı kesemedik. Suyu kesemediler. Evet. Alışveriş İlkokulu'ndan dereye inen cadde vardır. Orada Abidin Beylerin apartmanın altı, apartmanın bodrumu su doluydu. Balıkesir'in her tarafı suydu ama susuzluk çekiyordu. Ekrem Bey, yani bunu bilmek lazım. Bu Saray Sineması'nın belki siz de hatırlarsınız. Bahçe olduğu halini biliyorum. Bahçe vardı. Olduğu kadar bahçeydi orası. Salih Dede'nin orası. 1957. Evet, Salih Dede'nin karşısı. Saray Sineması'nın olduğu bütün o şey, yani bu sokağa kadar, şurada bir sokaktan şey yapıyordu ya o aşağıda. Ya sizin mahallede Yıldız Sineması da bahçe gibi değil miydi? Tabii bahçe, bizim duvarımızda bitişikti. Hemen arkamızda Yıldız Sineması. Hatice teyzeleri. Orada bahçe kuyusu vardı. Atlan döner böyle. Tak 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 tak. Bazen durur at tabii, dönüyor. Hayvan kafası dönüyordur herhalde. Durur. Ondan sonra da tabii amca çalışan Hacı amcaydı o. Öyle Ramazan amca. Ramazan mıydı onun? Ben şey yapamam. Ramazan dede derdi. Çünkü ha o bağırır basan öyt der. Hemen hayvan tıkıdı 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 gene başlar dönme orada. Onu hemen bağırır. Öyt dediği zaman hemen tekrar döner hayvan. Tabii bir ilave kervansarayın, yıkılan kervansarayın altından da dere geçtiği söylenirdi. Doğrudur. Gazi İlkokul tarafından gelirmiş o. Bal evet. Hasan suyu evet, denirdi. Evet. Küçük evet, bir ufak bir aramız var. Küçük bir aradan reklamdan sonra devam ediyoruz. Devam edelim. Yukarıda yok. Millet Partisi var. Millet üst Partisi var. Benim Osman Bey'in başım var. Osman Bey'in Partisi var. Çünkü benim akrabam orada çalışıyordu. Ben merdivenle yukarı çıktım. Çok iyi. O atları, ben oraya gelen develeri hep hatırlıyorum. Tabii, arabaları. Odun getirirler. 1957'de geldi buraya. 1957'de geldi meydana. Ondan sonra Ekrem Bey'de verdi. Kim? Osman Bey'in başı. 8 tane de sandık. Ne var sandıklarda? Adnan Menderes 1946'da ne söylemiş? Tak alıyor oradan. Deyim oydu. Osman Börük başlıyor. Hep eskayla konuşuyor derler. Diyor ki, gittiler diyor, traktör aldılar diyor. Traktörler öksüz efendim, öksüz diyor. Öksüz ne demek öksüz? Parçası yok. Şimdi buzdolabı abi. Hazır mıyız? Şimdi girecekmişiz. Evet. Buzdolabımıza bakalım mı? Çay içebiliriz, hiç mahsur yok. Şey hiç mahsur yok, içebiliriz. Arada konuşurken de. Ben şimdi, o zaman şöyle mahalleden isimleri okuyalım. Ondan tamam, sonra devam ediyorsunuz, tamam mı? Tamam.
esnaftan en eski ben kaldım Yeşilli'de. Kulağım. Evet. Yani Şevket abi falan bunlar sonradan geldi. Sonradan tabii. Koç Ağustos. Gelelim de size bir güzelce konuşalım sizinle. İnşallah. Evet. İnşallah. Ve Sancı Şen'dayım ben. Evet biliyorum. 50 sene var. Yeşilli'de geçiyor. Biraz eskileri. Giriyoruz hadi. Evet. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet abi isterseniz sözü size verelim. Evet, şimdi hemen devam edelim. Devam edelim yine. Nurhan Hanım, benim elimde toplayabildiğim, tabii sizde daha çok var da, bu mahallede yaşamış eskilerden genellikle aileler var. Onları bir hatırlayalım. Tamam. Siz diğerlerini tamamlarsınız, devam edersiniz. Tamam. Şimdi eski Kuyumcular Mahallesi'ndeki bazı ailelerden Abdülgafur Efendi. Evet. Hocalar. Hani Mustafa Işık'ın evet. Şimdi babası. Kızılay Caddesi denen yerde Koçbank'ın oldu. Koçbank'ın olduğu yerde arabacı oldular. Hilmi arabacı oldular. Orada arabacı. Şimdi okuyorum. Abdülgafur Efendi Hoca bu dar sokağın ucunda. Ucunda. Şimdi ben okuyacağım da isimler olarak geçelim. Mustafa Çorapçıoğulları. Evet. Kaya Sağlıkçılar. İlhan Arabacıoğulları. Evet. İmre Apartmanı vardı. Fehmi Beylerin. Orada bir apartman vardı. Evet. Mehmet Halil Sandıkçılar. Bizim Sandıkçı abilerin evleri şimdi var. Şimdi GİMA'nın olduğu yer. Evet. Efendime söyleyeyim Hilmi Arabacıoğulları, Koçbank'ın olduğu yer. Evet, Koçbank'ın olduğu yer. Ahmet Tolanlar, Viva'nın olduğu yer. Evet. Hatice Hoca Hanımların evet. Yıldız Sineması'nın olduğu evet. yerler. Olduğu yerler, evet. Özçakallar ailesi, Helvacı Güller ailesi. Helvacı Güller daha yukarı Yeşilli doğru, yukarı. Yeşilli'ye doğru. Yani ben evet. sıradan evet. değil de karışık evet. okuyorum. Evet. Akatlar, fırıncılar var. Ha, fırıncı evet. akatlar. Efendim Halk Eğitim ve Güzel Sanatlar Galerisi'nin olduğu yerlerde... Yani Özmerkez'in olduğu yerler değil mi? Onlar eski evet, eski evet, evinde Bahçeli evden olduğu yerler. Olduğu yerler. Sakıp Erdemler, Mehmet Orallar, evet. Mustafa Mehmet Orallar, Keresteciler var. Onlar şeyin arkasında. Şimdi Karaman Yıldız Sineması'na bitişik olduğu evet. yerde. O bizim dedemin oradan köşeden dar bir sokak çıkar. Hala sokak duruyor. Duruyor. Orada sarı bir ev var. Hala hiç duruyor. Onun yanıydı onların. Karamanlar var. Bu Karamanlar şeyler, eczacılar. Evet. Efendim Muharrem Asbi Koray un fabrikası evet, var o şey sizin sahanın içinde. Evet. Şahanlar var. Cevdet evet. Demiraylar. Evet. Hilmi Çakırlar. Sütçü Hakkılar Nurhan Hanım. Evet, sizin sülale. Sizin sülale. Ali Canlar var. Muzaffer vardı. Gazeteci Muzaffer Bey. Muzaffer Uzgun. Ali Can, Can Ali. Emin, gazeteci şey. Emin Bahri. Beyler. User. Emin İsmail de, Keçecioğulları. Bir dakika User evet. dediğim vakit onu da söyleyeceksin ama. Kim User? Kim User? Onda sen tespit edeceksin. Bak ben ona Emin Bey var. Emin Tansel Kızılay'ın değişmez başkanıydı. Evet. Şimdi bugünkü Saadet Apartmanı'nın olduğu yerdeki. Öteki de Emin User. User. Efendim İsmail Keçecioğulları. Denizliler. Köklü İşan'ın olduğu yer. Evet Denizli İsmail amca. Şapkacı Ferit abilerin evi var. Şu anda garaj gibi kullanılıyor. Bakkal Sulu İsmail'den evi. Evet. Önünde bir kuyu vardı onun evet, da. Onun çok da şey. Evet. Kalenderlerin evi, Marangoz Mustafa'ların, Aşık abilerin, Saz Çalar, onun evet. bir evi var. Evet. O da rahmetli olmuş. Evet tabi. Selahattin Baskanlar, gazeteci milletvekili yapan onların evleri varmış. Nezafet Hamamı, evet. Bahçıvan Ahmet Çavuşlar, bahçede teravih namazı kılınırmış. Onun bahçesinde diyor, teravih namazı kılardık diyor. Bahçıvan Ahmet Çavuş'un evinde. Ahmet Necati Uğurlar. Evet, çıkmaz sokaktan. Bu Sabri Bey'lerin, Sabri dedesinin dedesi oluyor. Biz belediye başkanımız değil mi? Evet, helvacıların evet. büyük bir konak gibi çok güzel bir evi vardı. Onun arkasında bir çıkmaz sokak vardı. Bu şeyden, hükümetten gelirken Hilmi... Çakırlar mı? Hayır, Arabacıoğlu'nun evini geçince bir çıkmaz sokak vardı. Vardı. Yani. O sokaktaydı oydular, evet. Efendim, Hurşit... Simitçi fırını vardı orada. Hurşit Kangallar evet. vardı. Boyacı Halil, gök boya yapanlar varmış. Bakkal Mehmet Dolu. Bir de Mehmet Çavlanların evleri varmış. Evet. Benim bundan şimdilik bunlar. Ben daha böyle kronolojik daha sıraya göre yapmışım. Buyurun efendim. Tabii siz... Şimdi hükümetin tam karşı köşesi, şimdiki Sami Gökdeniz'in yazıhanesinin olduğu yer. Şöyle gösterebiliriz. Okuyacak. Bizim Eti Güzel denen yerin olduğu köşe benim dedemin evi. Dedenin evi evet. Hemen onun yanında... Kantarcı Ali Uzuner. Hatırlarsınız insan tartardı. Yakasında büyük bir CHP rozeti vardı. Fötr şapka giyerdi. Hatta çarşı yangınında dükkanı yanmış. Dükkanı yandığı için ondan sonra kantarcılığa başlamış.
Ben şimdi bu bilgileri onun oğluna da ulaştım. Tabii. Onun yanında erkek Seliha denen bir Seliha teyzemiz vardı. Bunun Kuvayi Milliye ile ilgili anısını anlatacağım. Şimdi Yunan işgali Balıkesir'de. Dedemin Abane Han'ın köşesinde zahire, süt, her türlü şeyi satan, ondan zaten süt, yoğurt, peynir ticareti yapıyor, zahire ticareti yapıyor, ahşar ve öşürünü topluyor devletin. Bir şeyi var ama dedem Trablusgarp'tan Suriye'ye, Suriye'den de Türkiye'ye göç etmiş bir insan. Onun içinde 7 tane lisan biliyor. Gidiyor, Kuvayi Milliye'ye nasıl hizmet edebilirim? Kendini Arap olarak tanıtıyor. Yunan işgal komutanına ve bunların süt ihtiyacını, peynir ihtiyacını vermek gayesiyle içeride onların aşçısıyla bağlantı kuruyor. Kuvayi Milliye'ye onlara gelecek lojistik desteğin nereden geldiğini öğreniyorlar. Kuvayi Milliye'ye haber veriyorlar. Kuvayi Milliye de onların yolunu kesiyor. O lojistik desteği ele geçiriyor. Ama bir gün dedem eve geliyor. İşte evde bu Zeliha nine, helvacıların Vasfiye teyze, anneannem oturmuşlar. Böyle onların şeyleri vardı. Cezveyi sürerler mangala. Kahve içiyorlar. Sapsarı renkle geliyor. Hemen ya ne oldu? Dedeme Suriye'den geldiği için esasında Türk, Arap falan değil. Mahallede zaman zaman da Arap hacı da diyorlar. Hacı, hacı diyor Zeliha anne. Ne oldu sapsarı kesilmişin diyor. Sorma Zeliha diyor. Bugün diyor Yunan yakında bozulacak ama diyor. Bugün de çok önemli bir bilgi var diyor. Beni anladılar diyor. Türk olduğumu, Müslüman olduğumu anladılar. Bugün ben giremeyeceğim artık diyor. Ama çok da önemli bir haber var diyor. Büyük ihtimalle de şeyle irtibat kuruyor. Bizim meşhur hoca var ya. Hasan Basri Çantay'la şey kuruyor. Bugün bu bilginin mutlaka alınması gerek diyor. Hemen fırlıyor. Ben gideyim diyor. Zeliha'nın ne de küçücük, zayıf. Bütün mahallenin zaten orada kadınların bohçalarını hamama taşır. Düğün okur, mevlitleri söyler. Çok güzel sesi olan bir insan. Herkesin sevdiği mahallenin maskotu. Ya sen diyor kadınsın nasıl gideceksin diyor. Aman be diyor ben çocuk kadarım diyor. Kesin saçlarımı diyor. Giydir bana diyor oğlanların kıyafetlerinden diyor. Giydiriyorlar dayımın kıyafetlerini giydiriyorlar. Saçını tıraş ediyorlar. Yüzüne karalar sürüyorlar. Başına kasketi takıyorlar. Sütleri de veriyorlar, gönderiyorlar. Sanırım Balıkesir Lisesi civarında bir yerdeymiş karargahları. Yalnız diyor aşçı sana bilgileri verecek diyor. Eğer hissedilirsen, eğer yakalanacak gibi olursan yutacaksın diyor. Ama o bilgileri alıyor, hiç yakalanmadan getiriyor, dedeme veriyor. Dedem de Kuvayi Milliye'ye ulaştırıyor. Ondan sonra adı Erkek Seliha kalıyor. Mahallede. Allah rahmet eylesin. Ve çok sevilen bir insandı. Nur içinde yatsın. Ve bunlar bakın, Türkiye'nin Balıkesir'in Kuvayi Milliyesi ile ilgili bilinmeyen pek çok şey var. Bunlar bilinmeyen şeyler işte. Muhakkak tabii. Devam edelim. Buyurun. Ondan sonra bir de bu şeyi anlatayım size. Bu konuya girmişken Kuvayi Milliye ile ilgili. Yunan bozulmaya başlıyor. Şimdi dedem diyor ki anneanneme, bizim de evde kazanlar, tavalar, şeyler bütün mahalleye hayır gezen müştemilat var. Bütün mahalleye geziyor. Bugün diyor kazanları vurun diyor. Çağır diyor işte Vasfiye Hanım'ı çağır, Zeliha Hanım'ı çağır. Yemekleri yapın diyor. Yunan bozuldu diyor. Şimdi diyor önüne katar diyor insanları diyor aç bir ilaç sokaklara dökülürler diyor. Geleni geçeni Türklere doyurun diyor. O arada bir baktık diyor işte annenle anlatıyor. Annem de 40 günlük beşikte bebek. Bir baktık diyor karşıdan bir adam diyor ayaklarının altı kanlanmış diyor. İki tane öküzü diyor. Herkes korktu pencerelerini indirdi diyor. Öküzleri çekerek geliyor can kurtaran yok mu? Allah'ını seven yok mu? Bir Muhammed ümmeti yok mu beni evine alacak diye diyor. Hemen açtık kapıları adamı aldık içeri diyor. Aradan bir zaman geçti diyor. Bir kadın işte ablası var anneannemin. Onun oğlu diyor. Bir baktık diyor kanlar içinde diyor. Önden o arkadan da diyor Yunan kovalıyor diyor. Bir taraftan da diyor kaçıyor ama önüne geçirdiği çoluğu çocuğu şey halkı diyor devamlı süngülüyorlar öldürüyorlar diyor. Tabii. Herkes sığınacak kapı arıyor diyor. Bir baktım diyor ablamın oğlu diyor. Onu da aldık diyor. Arkadan bir baktık kucağında çocukla bir kadın. Onu da aldık diyor.
Neyse işte sonra Cumhuriyet kurtuluş oluyor falan. O arada herkes Yağma'ya gidiyor. O günde Yunan kaçarken gidiyor herkes Yağma'ya. Bir arada iki dayım birden kayboluyor. Annem beşikte bağırıyor. Bahçe insan dolu. Anneannem böyle telaş içindeyken işte bu olaylar oluyor. Aradan seneler geçti. Balıkesir'deki SSK Hastanesi yeni yapılıyor. Oranın bir müteahhiti var. Bizim de evimizin bahçesine bakan bir Arnavut Halila var. Arnavut Halila'nın çocuğu evlenecek. Ona bir kız aranıyor. O müteahhit de demiş ki bizim Kepsut'ta bir gariban kızı var demiş. Onu yapalım demiş. Neyse yaptılar. Biz düğüne gittik. Bir adam elinde bastonuyla geldi. Yaşlı bir adam. İşte hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Neredensiniz? Hangi mahalledensiniz? Ben dedim işte hükümet civarında benim dedemin evi. Ah ah dedi. Orada dedi bir hacı olacak dedi. Bir Arap hacı olacak. Ben dedi Yunan'ın önünden öküzlerimle kaçarken dedi bakın yıllar sonra benim karşıma ya. Çıktı. Ben dedi Yunan'ın önünden öküzlerimle kaçarken dedi beni kapısına açtı aldı dedi. Ben şimdi tüylerim diken diken oldu. Allah Allah anneannem de aynı şeyleri anlatırdı. Anlattı. Dedim ki amca Beşik'te de bir kızı var mıydı o hacının? Sen dedi nereden biliyorsun dedi. Karaca bir kızı vardı dedi küçücük dedi. Dedim o kızın adı Zekiye miydi? Evet dedi. Sen nereden biliyorsun dedi. Adam şimdi başladı eli hayat için. Ben dedim işte o Zekiye'nin kızıyım dedi. Bu birden kayboldu. Biraz sonra geldi elinde yumurta, yağ, meyveler doldurmuş. Ama iki gözü iki çeşme alıyor. Evlat dedi bunları götür dedi. Ben dedi en az 10 kere bu sepetleri hazırladım. Hacıya götüreyim diye. Yol parası bulamadım fakirlikten ya, dedi. Götüremedim güzel. Dedi. Ne güzel bir anı. İlle sen bunu götür dedi. Ve ben onları o zaman almıştım. Güzel, benim dedi şimdi içim rahat edecek. Yani bunlar hep yaşanmış olaylar ama bunların dediğiniz gibi belgeleri yok. Keşke diyorum mesela dayım anlatırdı, dedem anlatırdı. Turan abi yavaş Turan yavaş çok şeyler anlatır. Bunları konuşturup teybe alınabilseymiş ama yapamadık tabii, işte. Muhakkak. Biz bir parça onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi evet. Geç de olsa. Onun için sizinki geç çok olsa. Büyük, çok büyük hizmet. Evet. Evet efendim. Ancağınız başka mahallede kimseler mahallede var çok var. Şöyle bir bakın seri şimdi olarak. Zeliha teyzenin yanında Berber Mehmetler varmış. Ondan sonra bu Mehmet Bey vardı, Mehmet Altuğ. Boğuldu Erdek'te. Tamam evet tamam evet. Bildim. Evet. Onların evi varmış. Sağlık Müdürlüğü'nde. Sağlık Müdürlüğü'nde. Evet. Onun yanında eniştesi Binbaşı. Şimdi oğlu ziraat mühendisi Doğan. Onların evi var. Onun yanında Sıvacılar var. Ayakkabıcı Tevfik Usta var. Abdullah Taşkıran'ın evi var. Demir yolcu İsmail Kapçağ'ın evi var. Matbaacı Ali Usta var. Belediyede çalışan Kadriye Hanım var. O devirde tek bayan memurdu o yörede. Ondan sonra böyle dönüyoruz. Sulu İsmail'lerin evi var. Tolonlar var. Arada Yıldız Sineması var. İşte orada sandıkçılar var. Böyle dönüyoruz. Bizim arka tarafımızda bir Narlı Kahve diye kahve var. Kocabıyık apartmanı da vardı. Evet Kocabıyık. Yırcalıların bir tane orada. Orada köşkü evet. Var. Ondan sonra şimdi duran sarı boyalı ev var. Said Ali Oralların ve onun kardeşlerinin Dursun Beylilerin evi var. Bu ada. Hayırlı gelelim yani. Karşı tarafa. Burada İsmail Denizli'nin evi var. Onun yanında. Şurada hükümetin karşısı oluyor. Evet. Köklü İşan'ın olduğu yer. Onun köşesinde onların küçük bir kiralık evi vardı. Hasan Özkuyumcu otururdu. Şimdiki şeyin eniştesi. Cengiz'in kayınpederinin eniştesi. Ablasının. Hepsi birer katlıydı. İkişer katlıydı. Evet. Hepsi birer katlı. Onun yaşında onun yanında Polis İlmi Bey vardı. Onun yanında Kolonyacı Ahmet Milli Kuvvetler'de de Kolonyacı. Ahmet Baran'da. Evet. Ahmet Baran'ın dükkanı evet. Vardı. Evet, onun evet. Yanında Can Ali'nin evi vardı. Sonra Deli Hasan vardı. Toraman Hasan hatırlar mısınız? Evet, evet, evet. Onların evi vardı. Evet. Kurtarelinin karşısı oluyor. Karşısında oluyor. Evet. Vay bu ara sokakta bunlar. Kurtarelinin karşısına gelmiyor. Kurtarelinin karşısında başkaları var. Hayrigiler vardı orada. Evet, Acemler vardı. Ondan sonra Keçeci Çıkmazı var. Bu Keçeci Çıkmazı'nda hep işte Keçeci Mehmet Ali Bey var. Keçeci Abdullah Hayral var. Köşede gene şey vardı. İbrahim Keçecioğlu vardı. Evet Keçecioğlu. Öldü. Kesbitler. Köşede çeşme var. Onların evi var orada. O aradan böyle yukarı doğru geliyoruz.
Müşteba Işık'ın evi var ve o arada bir dar bir sokak var. O sokağa Perili Sokak derlerdi. Çok dardı. Biz çok korkardık çocukken. Hiç oraya girmezdik. Böyle oradan dönüyoruz şeye doğru. Atalar Caddesi'ne çıktık. Orada Müstecaplıların evi var. Evet, şimdi Kuva Apartmanı'nın evet. olduğu yer. Evet. Çürük Hasan'ın evi var. Doğru. Evet. Hilmi Arabacıoğlu'nun var. Ev var köşedeki. Tekrar yani. Hükümete doğru döndüğünüzde Aşık Mustafa'nın evet, doğru, evi var. Evet. Eşten Akyollar var. Onların evi var. Onların evi var. Orada bir gene Çıkmaz Sokak var. Ve bir aşçı var orada. İsmini tam bilemiyorum. Orada gene bir Çıkmaz Sokak var. Bu Keçeci Çıkmaz'ın arkasına geliyor. Geliyor. Sonra geliyoruz bu tarafa. Baycan Kasap vardı. İsmail Baycan'ın. İsmail Baycan'ın kayınvalidesinin ve onların evleri var. Madanlar var. Ve tam karşı köşeye bu Denizli'nin bu köşe öbür köşeye de İsmet Aksel vardı muhasebeci. Evet muhasebeci. Onların evi var. Evet. Onun karşı tarafına geçelim. Sizin taraf. Hayır şimdi bu şimdi Flora vardı biliyorsunuz. Evet ha, ama oraya bari gitmiyor. Cadde oraya kadar 6 Eylül öbür tarafı. O Flora. Taraf 6 Eylül mü? Tabii cadde ha. 6 Eylül. O tamam. Flora tarafı 6 Eylül oluyor. Aha. Tamam. Böyle işte bu adayı çevirdik. Şimdi buradan geldik. Şeyin oradan. Müfit Arabacıoğlu'nun evi var. Evet. Oradan geliyorsunuz. Simitçi fırını var. Simitçi fırının yanında dar şeyde Çıkmaz Sokak'ta Uğur Kumaş mağazası. Evet, onların. Evet. Şimdiki belediye başkanımızın dedesinin evi var. Evet. Ve köşede Helvacıların bir evi var. Bu çok güzel bir konaktı. Hı. Ben içini biliyorum biz. Safranbolu'ya falan gidiyoruz. Keşke korunmuş olsaydı. O kadar güzel bir konaktı ki. Evet. Müştemilatıyla, her şeyiyle. Ve bakın çok enteresan. O devirde ne var o caddede biliyor musunuz? Bir bayan diş hekimi var. Nermin Hanım. Dişçi Nermin Hanım. Nermin Aydede. Nermin Aydede. Evet. O dönemde çok evet. önemli bir bayan diş hekiminin olması. Ondan sonra geçiyorsunuz. Terzi Osman Gelenbeli var. Gelenbeli var evet. Tabii bu karşı taraf herhalde şeye girmiyor. Bu tarafında Hilmi Çakırların depoları var. Şimdi evet, evet. Çakır işanı var orada. Şöyle geliyorsunuz. Orada eskiden pazar kurulurdu. Bir boşluk vardı. Var, o kadar ki hatırlıyorsunuz. Evet. Yıldız Sineması'nın önüne doğru giderdi. Söyleyebilir miyim? Bir de o zamanın şeyleri arabaları ya bugünkü taksiler evet. oh bir eşeklerdi biliyor musunuz? Evet, evet. O sizin söylediğiniz mesela aşağı doğru sizin oturduğunuz şeyde sağır vardı. Sağırın eşek şeysi vardı, ahırı vardı. Herkes köyden gelir, eşeklerini bağlar evet, oraya. Evet, ondan sonra akşam üzerinde alır gider. Otopark diye. Otopark getirirlerdi. Eşeklerle odun getirirlerdi. Odun getirirlerdi. Evet. Alpaslan Sokak o dediğiniz evet. yer. Evet. Eşek Cemile'nin damı diye bilinirdi. Tamam. Evet. Onu sinemacı Ahmetler aldı. Yavaşçıları sattılar. Yavaşçılardan ben aldım. Bina yaptım. Bina yaptım. Aynen öyle. Evet. Evet. Sonra köşede diş hekimi sahipleri Kemal Zengerler. Zengerler'de evet. altında leblebici vardı. Evet, leblebici vardı. Evet. Osman i̇şte, Kuter. Evet, Osman Kuter. Evet. Bakın siz de sonra tam Yıldız Sineması'nın karşısında. Yeşil Cami'nin bitişi oluyor bu. Evet. İşte Avukat Çorapçıoğlu'nun, Kaya Sağlıkçı'nın, Karesi Kolonyalar'ın, Şeref Önay'ın, Sağlıkçı Şayakçıların da oturduğu yerler, evler vardı. Benim işte tespit edebildiklerim bu kadar. Bu tarafta. Çok güzel Nur Hanım. Yıldız Sineması geçiyor. Yıldız Sineması. Şimdi GİMA'nın olduğu oldu yer. Ya. Şimdi Yıldız Sineması'yla bize anneannemin köşedeki evin mutfağının üstü Taraça'ydı. Perdesi de Yıldız Sineması'nın perdesi Taraça'nın duvarındaydı. Perde düz bez. Biz filmi arkadan izleyebilirdik. Zaten o Karaman şeyi var ya, ta ortaya da Emek Sineması'nın karşısında, onlar falan yoktu. Meydanda, alandı evet, orası. Evet, evet. Alandı, ta 1950'ye kadar, 50'den sonra falan. Sonra işte Sinemaskop Başbuz sinema zamanında, çıktı. Başbuz zamanında satıldı orada. O zamanlar yoktu. Beton, evet. Beton perde yaptılar ama beton perde yapınca da biz izleyemiyoruz diye ayna koydular bize. Oradan bir ayna koydular. Biz onu gene oradan izliyorduk. Çünkü bütün mahalleli geliyordu. Oradan sinemayı izliyorduk. Hem oraların evine hem Abdullah evet. Keçeci'nin evet. Ayral'ın evinden. Evet. Bu fotoğrafları gösterip evet. programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gene söyleyeceklerimiz varsa bir fotoğraflar geçelim. Valla bu Eski Kuyumcular Mahallesi bir programa sığmayacak. Bir çek gibi değil. Erol'cum şu yine tekrarlıyoruz bunu. Öz merkezin olduğu yer. Eski. Evet. Tekrar bunu gösteriyorum bir daha. Orada Karamanlarınla sandıkçıların evlerinin inşaatı bu. İnşaatı yine
O mahalleden. Evet. O evlerden biri sandıkçıdan bitmiş. Evet, bitmiş hali Erol'cum şöyle. Hı. Mahallede boş araziymiş o zaman, değil mi? Çok. Bahçeli, bahçeli. Bu bitmiş evleri. Bunlar sandıkçılar da Karamanlı'nın evi. Şimdi sandıkçı asıl, işanı var. Onun olduğu yer mi oluyor acaba? Yukarıda kaldı. Tabii bunlar bahçeliydi hep bu. Bahsettiğimiz, bol bol geniş bahsettiğimiz hükümet binasının tekrar bir fotoğrafını göstereyim. Hükümet binası kaçta yapılmış? 1938. Evet. Bahçeymiş. Galiba açılış merasimi gibi bir merasim var. O zamanları şöyle hükümet binasından 100 liraya çıktı falan demişlerdi. Vay ne para falan demiştik böyle. Yani 100 liraya. 100 trilyon gibi bir şey herhalde şimdi. Evet. Nur Hanım şimdi ben burada babanızı da almak istiyorum. Allah rahmet eylesin Mustafa abi. Çok hizmetleri olan bir kişi. Şöyle Mustafa abinin çok eski bir polis fotoğrafını göstermek çok istiyorum. Güzel. Evet. Soldaki değil mi? Bizde yandaki de başkomiseri. Başkomiseri. Bu kendi tek fotoğrafı. Hüseyin Avni Bey. Kendi tek fotoğrafı. Evet, tek fotoğrafı. Burada grup halinde bir fotoğrafları var. Polisler. Arkadaşlar da Mustafa abi de var. Arkadaşlar da beraber. Allah gani gene rahmet eylesin. Almış olduk vesileyle. Evet. Burada Tahsin Somukran ve diğer bildiğimiz tarihi memurlar dediğimiz Balıkesir o zaman için değil mi? Ekrem abi sivile tarihi memuru mu derlerdi? Evet. Evet. O tarihi memurların bulunduğu bir fotoğraf. Evet. Arkadan Milli Kuvvetler Caddesi'nde başta Mustafa abi olmak üzere polis grubunun eski Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki geçişine ait bir fotoğraf. Onu da sunmak istiyorum, göstermek istiyorum. Nostaljik bir hatıradır. Eski evler ve önde Mustafa abi, diğer polis arkadaşlar beraber geçit merasiminde. Nur Hanım biz de bunlara çok teşekkür ederiz. Verdiniz. Eksik olmayın. Onların ben hepsini vereceğim bir de, bir zaten. De şurada Sabri 1944 yılına ait Mustafa abiye verilmiş Balıkesir Valisi Sabri Öney tarafından verilmiş bir takdirnameyi de göstermiş olayım. Çok nostaljik olduğu için bunu bilhassa burada almış olalım. Evet bu var. Bir de efendime söyleyeyim 1900 bu kaçtı? 48. 1948 senesine ait bu 49. Her yıl bir Balıkesir valisi Ziya Tekeli. O zamanki vali almış olalım. Onun Mustafa abiye verdiği bir takdirnamesi. Altına vali çok Ziya Tekeli vali. Efendim bu şekilde ben kendi söyleyeceklerimi bitirdim. Buyurun kısaca bir babamdan şey babamdan duyduğum bir anıyı anlatayım. Buyurun. Babam burada Mahvel'de askerlik yaptı bu şeyde. Ali İknat Paşa o zaman getirtmişti onu. Büyük annem getiriyor. Beni de arkasına alıp biz diyor oğlum kaldık diyor. Orağımız biçilmedi, harmanımız dövülmüyor diyor. Nerede oğlum? Edirne'de. Hemen getiriyorlar buraya. Atatürk gelmiş. Ahmet isminde birisi diyor babam artık kim nasıl Ahmet ise. Mendilini böyle çıkarmış da biz buradan sallamış aşağı. Şarkı söyleyecek ya türkü söyleyecek. Çıkıyor. Ne o yahu diyor Atatürk. Sığır dili gibi çıkarmışın onu diyor. Hemen çocuk tabii nasıl sokuyorsa sokmuştur yani onu. Babam anlatmıştı. Anlatmıştı böyle yani bir onlar şey. Onlar tabii şey yapıyorlar. Görmüşler. Asker yani. Olarak garsonluk yapıyorlar. O zaman öyle anlatmıştı. Tabii. Efendim tabii şimdi Atatürk'ün Balıkesir'e gelişiyle ilgili de bir yön anımız var da ama sığmadı yani efendim. Onları da başka zamanda. Onu da bir başka programda değerlendirelim. Eski Kuyumcular Mahallesi'ni dilimizin döndüğü kadar, vaktimizin yettiği kadar anlatmaya çalıştık. Unuttuklarımız varsa özür dileriz. Evet vardır bak kusura bakmasınlar. Birçok kişi rahmetli olmuş. Sağ ol onlara uzun ömürler diliyoruz. Efendim bu şekilde almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmetciğim şöyle bir şey var. 1938 yılları herhalde olacak. Beni de babam arabayla o zamanki Afyon öküz arabasıyla pamuk getirdik buraya. Fabrikanın orada zaten kimseler yoktu. Hatta bu şimdiki ağaçlı bir yer vardı Karaman Apartmanı önünde. Arabayı oraya koyduk. Koydu babam. Çarşıya çıktı. Ben de oradayım. Birisi bağırdı bana. Ben kaçtım. Kaçtım oradan. Kaçınca bir adam benim elimden tuttu. Çarşıya doğru, yeşilliğe doğru götürüyor. Annemin teyzesi oluyor. Habbe nine derdik biz ona. O gördü beni. Adamın elinden o aldı.
O yıllarda hiç, yani fabrika meydandaydı zaten. Etraf boş bir bahçeymiş. Evet. Ayşegül Hanım buyurun. Evet. Nurhan Hanım söyleyeceğiniz son söz bir şey varsa buyurun. O kadar çok şey evet, kaldı tabii, ki yani yetişmez artık bundan sonra. Teşekkür ederim. Karesi, teşekkür ederim. Özellikle yine bekleriz sizi Nurhan Hanım. Yine siz de tabii ki Abdullah Bey yine paylaşacağımız mutlaka çok güzel geçmiş döneme ait konular olabilir. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık programımıza katıldığınız için. Böylesine bir güzel programdı. Güzeldi tabii. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Siz de evet, Karesi Televizyon da çok büyük hizmet veriyor bu konuda. Sağ olun. Biz de hem sizlere hem de Karesi TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Programın emeği tamamen. Bize de bu fırsatı verdiniz. Yıllarca içimizde kalan şeyleri. İnşallah başka programı yine konuşuruz. İnşallah. İnşallah.